Merhabalar Ayşe'nin İyin Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel yazmaya güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videoları beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Yazmamız cenk arkadaşlar. iplerimiz suni ipek. Bu ipleri Instagram'dan Ayşe'nin gizemli oyaları ve iğne oyası fular bu sayfalardan alabilirsiniz. Şimdi modelimize geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi başlayalım modelimize. Ben 5 tane zürafa yaptım yanına boş olarak. Bir tane zürafayı atlıyorum. ikinci zürafaya bir tane yuva oluşturuyorum. Yuvamıza 12 tane pırpır yapacağız. Ona göre bir yuva oluşturun. Şöyle şu büyüklükte bir tane yuva oluşturdum. Yuvamın içine batıyorum. Şöyle tam kenarından bir tane düğüm atacağız. Şimdi pırpırlarımızı yapmaya başlıyorum. Şöyle orta büyüklükte bir pırpır yapıyoruz. Normalde küçük pırpırlardan değil. Model yapacağımız için biraz daha pırpırlarımızı büyük tuttuk. Şöyle ipin düzgün gelmesi gerekiyor. Pırpırların düzgün olması için yoksa arkadaşlar düzgün gelmese pırpırlar dönme yapar Çünkü düzgün gelmediği zaman ip düğümde düzgün olmadığı için o zaman şöyle biraz şunu geri alayım bir tık büyük oldu düğüm düzgün olmadığı zaman Çünkü dönme yapıyor hemen ip her zaman düzgün gelmesi gerekiyor kıvrak gelmemesi lazım şöyle şu şekilde düzgün gelmesi gerekiyor. Hemen şöyle pırpırımı ayarlıyorum ve sıkıştırıyorum. Ha, binde bir iplerden kaynaklanıyor arkadaşlar. Ne kadar düzgün gelirse gelsin yine dönme yapabiliyor. Bazı iplerden oluyor. Onlar çok kıvrak olan iplerde bazen sorun oluyor yoksa yani ip düzgün geldiği zaman pırpırlarda dönme yapmaz. 2 4 6. 6 tane yaptık. 6 tane daha bunun yanına yapıp geleyim arkadaşlar. Pırpırlarımı 12'ye tamamladım. Kenarına zürafalarımızı yapacağız. Bu kenarlarına 5 tane boş zürafa bıraktım ben. Aradaki fil dişlerinde istediğiniz sayıda artırabilir, eksiltebilirsiniz. Bu sizin sık ve seyrek sevdiğinize bağlı arkadaşlar zevke bağlı ne kadar o sık ve seyrek istiyorsanız aradaki fil dişlerini ona göre ayarlayın şöyle 4 5 ve altıncıya fil dişlerimizi yapıyoruz ben genelde 7 tane falan koyarım arkadaşlar tabi eğer köşelere getiriyorsam bu ne kadar sığıyorsa ona göre modelleri de köşelere nasıl getirilir diye videoyu çektim İnşallah bir iki güne montajlayıp yayınlayacağım çok soran arkadaşımız vardı onu da bunu da bu sırası gelmişken söylemiş olayım şöyle bunu da tamamlayalım şöyle üst kısmına geçelim alt kısmını bu şekilde yapıp tamamlıyoruz sonra üst kısmına geçiyoruz çiçeğimi bordayla yazmanın ana renginden yapacağım bordo çiçeklerimiz var. Diğer bir rengini de arkadaşlar bordonun bir açığını kullandım. Yine bordonun açık kısmında bu rengimiz var. İlk baştaki yaptığım pırpıra bir tane düğüm atıyorum. Yalnız ipim iğnenin dibinde tekliği önden çift ipimi arkadan atarak düğümümü attım ipim direkmen bu tarafa doğru olmuş oldu buradaki düğüm attım pırpıra aynı pırpıra batıyorum şöyle çok büyük değil orta bir tane pırpır yapıyorum buraya hemen iki ince pırpırıma batarak zürafa yapıyorum zürafa da çok büyük tutmayalım çok yayvan olmasın 2 3 4 5 Aşağıdaki 6 tane züraf pırpırımızı kullandık. Şöyle 1 2 3 4 5 6. Kenara 6 tane daha kaldı. Bunları da daha sonra kullanacağız. Baştaki zürafaya batarak geri dönüyorum. Tekrar aynı zürafaya batarak pırpırımı yapıyorum. Bu iplerde katı açılma falan olmuyor, tüylenme olmuyor. O sorun olan arkadaşlar tercih edebilirler. Yani polyester mi bu mu derseniz arkadaşlar ikisinin yeri ayrı. Ben ikisini kullanıyorum. Aslında benim için pek çok bir şey fark etmiyor. Bu şekilde düğümleri bunun daha iyi oturuyor. O biraz laylon olduğu için polyester düğüm açılma belki sıkıntısı olabilir. Bunda şu anda düğümü açmak istesen biraz zorlanıyorsun açmak için. Çünkü hemen oturuyor düğümler. Şöyle geri döndüm tekrar. Yine baştaki zürafaya pırpırımı yapıyorum. Pırpırım bir hayli diğerlerinden büyük oldu. Hemen geri alıyorum. Eğer almazsak sırıtır ve orada çirkin görünür arkadaşlar. Pırpırların kenardaki pırpırları aynı şekilde yapmak oyayı daha da düzgün gösterir. Zürafamı yaptım. Yukarı çıktıkça zürafalarımızın sayısı azalacak. Tekrar geri dönüyorum. Şöyle kenarından düğümümü attım ve dördüncü pırpırımızı yapıyoruz. Aşağıda kaç tane pırpırınız varsa kenarda da o kadar pırpırınız oluyor. Son iki. tekrar pırpırımı yapıyorum son zürafamızı yapıyoruz son zürafamın içine batıyorum şöyle pırpır düğümü attım ve son pırpırımızı yapıyoruz ipimi burada koparmıyorum bunu buradan iğnemi çıkarıyorum ve bırakıyorum şimdi buradaki başlangıç ipimizi kesebiliriz şöyle birazcık uzun keseceğim sonra o biraz toparlayacak arkadaşlar işlem yapacağız çünkü o yüzden çıkmasın diye biraz uzun kestim şimdi ikinci bölüme geçelim ikinci kısmı da arkadaşlar ters tarafından yapacağız ki pırpırlarımız kenara gelsin diye yazmanın tersini çeviriyoruz tekrar aynı şekilde buraya da başlıyorum yine ipim iğnenin dibinde tekliği önden çiftliği arkadan atarak şöyle tutturdum yine baştaki pırpırımı pırpırımı yapıyorum düğüm attığımız pırpırı kenardakilerle eşit boyda yine pırpırımı yapıyorum ve buraya da aynı şekilde bir tane daha bu kısımdan yapıp tamamlayayım arkadaşlar. Ben başlangıcını göstereyim çünkü tersten başlayacağız diye. Ben bunu tamamlayayım. Modelimizin diğer kısımlarına geçelim. İkinciyi yapıp ikincinin ipini kestim. Sadece burada ilk yaptığımızı kesmedik. Yazmanın ana renginden açık pembe şöyle ipimi alıyorum şuradaki bitişteki altıncı pırpırıma altıncı pırpıra batarak bir tane düğüm atıyorum hemen buradaki de başlangıç şu arada boşluk var zaten boşluktaki buraya bir tane zürafa yapıyorum 5 tane pırpır yapacağız ona göre bir zürafa yapın Şöyle hemen zürafamın içine batıyorum. Şu başlangıç ipimi de parmağım dibine alıyorum ki rahatlıkla keselim. Pırpırlarımı yapmaya başlıyorum. Büyükçe pırpırlar yapacağız buraya şöyle ayarlıyorum buradan geçiş yapacağımız için o mesafeyi ayarlamamız gerekiyor O mesafe şu anda iyi bu büyüklükte pırpırlar yapıyoruz birinci pırpırımı yaptım bu ipimiz biraz kıvrak ikinci pırpırımı yaptım 5. pırpırımızı da yaptık. Şimdi burada ipimizi kesiyoruz. Bunu tamamen kökünden keselim. Şimdi başka bir iğne alıyorum. Burada bıraktığımız ipimize takıyoruz. İğnemi taktım. Buradaki yaptığım pırpıra batarak buraya bir tane zürafa kadar boşluk bırakıyorum şu büyüklükte boşluk bırakıp ve düğümümü atıyorum bu şekilde bu pırpırın içine batarak küçük bir tane pırpır yapıyorum pırpırın içine batıyorum tepesinden düğüm attım ve aşağıya Yine pembe pırpırın içine inerek sinek kanadı oluşturuyorum. Hemen ikinci pırpıra geçiş yapıyorum. Yine arada bir tane zürafa kadar boşluk bırakıyorum. Tekrar buraya sinek kanadı yapıyorum. Şimdi aynı şekilde bunları bu şekilde tamamlayacağız. Ben bunları tamamlayayım, sonra ikinci kısma geçelim. Buradaki pırpırların hepsinin başına birer tane bu şekilde sinek kanadı yapacağız. Ben yapıp geleyim, videomuz çok uzadı. Sinek kanatlarımızı yaptık. Hemen buradaki son zürafaya batıyoruz, eklenmesini de göstereyim. Yine burada bir küçük mesafe bırakıyoruz zürafa kadar. iyice sıkıştırdıktan sonra artık ipimizi kesiyoruz şimdi pembe ipimize geçiyoruz yine buradan şu ara kısımdaki bıraktığımız zürafalara bir tane düğüm atıyorum yine tekli önden çiftliği arkadan atıyorum ki üzerine sinek kanadımı yapacağım ona göre ipimi keseceğim şöyle kenarda olsun üzerine yapalım rahatça kesebilmek için. Şimdi buraya bir tane sinek kanadı yapıyoruz. Önce küçük bir tane pırpırla başlıyorum. Hemen aşağı yine aradaki ipe inerek sinek kanadımı tamamlıyorum. Bu aradaki bu ipimizi keseceğiz. Şöyle kenarda dursun. Bu aradaki ipe geçiş yapıyorum. Arkadan ipimi getiriyorum. Ortadan düğümü attım ve bu aralara aynı şekilde sinek kanadı yaparak tamamlayacağım. Ben şimdi bu hep bütün aralara yaparak son araya da yapıp ipimi keseceğim arkadaşlar. Videomuz uzamasın. Sizin de değerli vaktinizi almamış olayım. Modelimi yapıp tamamladım. Şimdi şu aradaki atladığımız zürafaya pırpır yapacağız. Ben aralarına da şöyle küçük küçük birer tane pırpır yaptım. Onu da göstereceğim. Şimdi şöyle atladığımız zürafaya üç tane pırpır yapacağız. Şu atladığım zürafaya batıyorum. Tekli önden, çiftli arkadan attım. Bir tane düğüm attım. Buraya pırpırlarımı yapmaya başlıyorum. Şöyle ipim biraz kıvrak. Bu pembe biraz kıvrak diğerleri daha kolay olmuştu. Aynı markanın ipleri aynı olmuyor bazen. Bir tık daha geri alıyorum. Büyük oldu. Şimdi iplerimi keseceğim. Bir tane de bunlardan göstereyim, modelimizi bitirelim. Diğer rengimi de yaptım arkadaşlar. Şöyle bir tane de bıraktım baştan. Bunu da göstereyim. Şöyle ipimi yine iğnenin dibinde bırakıyorum. Tekli ipimi önden çiftliği arkadan atarak modelimi tamamlıyorum. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. Bu büyüklükte bir tane pırpır yaptım. Pırpırımın içine batıyorum. Şöyle tam tepesinden düğümümü atıyorum ve ipimi birazcık mesafe bırakarak kesiyorum. Bunu da tamamen kökünden kesiyoruz. Çünkü üzerine pırpırımızı yaptık. Şimdi son bölüme geçelim. Arkadaşlar ben modelimi yapıp tamamladım. Çok şık ve güzel oldu. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun. Hoşçakalın.